Karmaşa içindeki İran. Yıllarca süren kraliyet rejiminden sonra milyonlarca İranlı sokaklara döküldü. Acımasız, yozlaşmış olarak gördükleri bir rejime karşı verilen popüler bir tepki. Ben taban danışıyordum zamanı ki. Devrim zamanı bir öğrenciydim. Şah ve rejimi tarafından aşağılandığımızı hissediyorduk. Şah'ın rejimi bir diktatörlüktü. Özgürlük söz konusu değil. Ayetullah Hümeyni önderliğindeki devrim güçleri İran Şahı'nı sürgüne gönderdi. Hükümeti devrildi ve yerine yeni İslam Cumhuriyeti geldi. Hümeyni İran'daki insanlar seçti. Onu liderleri olarak görmek istediler. Ve daha önce tarihte böyle bir devrim yaşanmamıştı. İslam devrimi İran'ı yeni bir yola sokacaktı. Kabına sığmayan bağımsız bir ülkeyi yeniden şekillendirmeye çalışırlarken komşularıyla savaşlara girdiği Batı ile anlaşmazlıklar yaşadığı bir yol olacaktı bu. Burası dünyanın en kalabalık ve yoğun şehirlerinden birinin kalbi. Şu anda yürümekte olduğum mükemmel bahçe, fıskiyeli havuzlar ve saray, Tahran'ın merkezinde tam 160 bin metrekare yer kaplamakta. Binanın içinde ise lüks bir yaşam tarzının izleri var. Bu saray bir müzeye dönüştürülmüş. Yeni nesillere ailelerinin devrimde neden savaştığını hatırlatıyor. Burası yıllar boyunca İran kraliyet ailesinin evi olmuştu. Şah ve ailesinin çok sayıda özel saraylarından birinin bahçesinin çay bahçesine dönüştürülmüş olması oldukça ironik. Buraya aileniz ve arkadaşlarınızla gelip oturabiliyorsunuz. İnsanı etkileyen yalnızca şatafat değil, aynı zamanda büyüklüğü. Bir şehrin ortasında özel bir yazlıkmış hissi veriyor. Burada yaşayan Şah'ın, sarayın duvarları dışındaki sıradan İran halkından uzak soyutlanmış bir yaşam sürmesi şaşırtıcı değil. Kendini kral ilan eden Muhammed Şah Pehlevi, 1941 yılından sonra İran'a hükmetti. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin ve Sovyetlerin İran'ı işgal etmeleriyle tahttan düşen babasının yerine geçmişti. Yeni Şah'ın halkın isteklerine daha ılımlı yaklaşacağı düşünülüyordu. Petrol zengini olan stratejik öneme sahip ülkede biraz daha özgürlüğe izin vereceği umuluyordu. Ancak Şah'ın Batılılara olan yakınlığı İranlıların kafasında her zaman bir soru işareti olmuştu. Bu monarşinin zayıf noktasıydı. Kraliyet ülkeye İngilizler tarafından getirilmiş, güç krala verilmişti. Bu nedenle ulusalcıların İran üzerinde kontrolü ele geçirebilmeleri için öncelikle monarşiyi devirmeleri gerekiyordu. Hoşnutsuzluk Şah'ın hükümdarlığının ilk dönemlerinde başlamıştı. Ülkenin en önemli zenginlik kaynağı petrol İngilizlerin elindeydi. 20. yüzyılın başlarına yakın bir zamanda petrol çıkarma hakları gerçek değerinin çok azına satın alınmıştı. Abadan'da bulunan petrol kuyularında çalışan İranlıların çoğu sefalet içindeydi. Diğer yanda İngilizler lüks içindeydi. Bir şeyler almak için şehre giderdim. Şirket tarafından işletilen otobüs hattındaki durakta beklerdim. Yazın ortasında 50 derecelik bunaltıcı sıcakta yaklaşık yarım saat otobüsün gelmesini beklerdim. O sırada bir sürü otobüs gelirdi. Ancak üzerinde kırmızı bir şerit olurdu. Bu yalnızca İngiliz çalışanlarına ait olduğu anlamına gelirdi. Ve o otobüse binemezdim. Sadece İranlıları taşıyan otobüslerden beklemem gerekir. Abadan'da İngiliz çalışanların gittiği meşhur bir kulüp vardı. Kulübün kapısında köpekler ve İranlılar giremez diye tabela vardı. O
ulusalcı, seçimle göreve gelmiş olan Başbakan Muhammed Musaddık, ülkenin petrol zenginliklerini İngilizlerden kurtarıp kamulaştırmayı kendine görev edinmişti. Soğuk Savaş giderek ısınırken, Başbakanın ulusalcılığı, İran'ı Sovyet bloğuna yakınlaştırabileceği endişesiyle Amerika tarafından da bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştı. İngilizler ve Amerikalılar Musaddık'ın görevden alınması konusunda uzlaştı. Musaddık'ı kahraman olarak gören pek çok insan vardı. Diğer yandan ondan şüphe edip bir demagog olduğunu düşünenler de vardı. Ancak Batı tarafından gördüğü muamele ve kendilerine kurulan komploları görmek, tüm İranlıları ülkelerinin aslında yabancı güçler tarafından yönetildiğini düşünmeye itti. 1953'te CIA tarafından tezgahlanan darbe, Şah'ı tam yetkiyle başa getirdi. Musaddık kalan günlerini ailesinin evinde tutuklu olarak geçirdi. İran'ın politik kahramanı susturulmuştu. Eski başbakan hakkında konuşanlar da öyle. Bence Musaddık görevden alındığı güne kadar son derece popülerdi. Ve bu nedenle görevden indirildikten hemen sonra İran'da hiç var olmamış bir kişi haline getirildi. 1960'ta görevden indirildikten 7 yıl sonra bile gazetelerde ya da basında Musaddık'ın adını telaffuz etmek yasaktı. Çünkü Şah ve hükümeti onun unutulmasını istiyordu. Ancak Şah karşıtları için Musaddık asla unutulmazdı. Şah, Batı'yla daha yakın ilişkiler kurmaya başladıkça Amerikan karşıtlığı artmaya başladı. Şah'ın hatası kararları kendi vermiyor olmasıydı. Kararları onun yerine her şeyi planlama konusunda çok önemli rol oynayan yabancı elçiler, özellikle de Amerikan elçileri veriyordu. Onu eleştirenler ülkeyi yönetmekten çok lüks bir yaşam sürmekle ilgilendiğini düşünüyordu. O ve ailesi dünyanın en önemli insanlarıyla birlikte görüntüleniyordu. Çoğunlukla da verdikleri son derece şatafatlı partilerdi. Şah, 1963 yılında kapsamlı modernizasyon programını açıkladı. 1963 yılına gelindiğinde, 1953 yılında Musaddık'ın görevden alınmasıyla oluşan çemberin kırılmaya başladığını hissetmiş olacak ki, kendi adına bazı şeyleri denemeye karar vermişti. Sözde beyaz devrim olarak anılan programda, kapsamlı sosyal reformların yanı sıra arazi paylaştırılması da vardı. Kadınlara da ilk kez oy verme hakkı tanınacaktı. Hayatı boyunca Batı kültürünün hayranı olan Şah, Batılı fikirleri İran'a empoze etmeye çalışıyor gibiydi. Bu tüm kadın ve erkeklerin katılımını sağlayan bir politika. Bu pek çok İskandinav ülkesinden bile daha medeni bir durumdur. Başkalarının sistem hakkında neler düşündüğünü çok da önemsemiyoruz. Sonuçlar zaten açıkça görünüyor. Toprak reformunun İran halkını değiştirdiğine şüphem yok. Feodal bir ekonomiyi kapitalist modern bir ekonomiye dönüştürdü. Ancak bu reformlar İran'daki herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Bu arazi sahiplerinin ve din adamlarının gücünü azaltıyordu. Pek çok din adamı öfkeliydi. Toprak paylaştırılmamıştı. Ekilmemiş toprakları fakir çiftçilere sattılar. Bedava verilmemişti. 15 yıl boyunca ödeme yapmaları gerekiyordu. Köylülerin ellerinde hiçbir şey kalmadı. Köylerini terk etmek ve alıştıkları yaşama veda etmek zorunda kaldılar. Şah, halkın faydalanacağı hiçbir şey yapmadı. Özellikle bir dini lider son derece önemliydi. Bu kişi, Beyaz Devrim'in İran'daki yabancıların çıkarlarını perçinlediğini ve Şii geleneklerini yok ettiğini iddia ediyordu. Bu lider Ayetullah Hümeyni'ydi ve bu devrimde beyaz olan tek şeyin
Beyaz Saray etkisi olduğunu söylüyordu. Hümeyni hareketini 1963 yılındaki toprak reformu ve kadınlara oy hakkı verilmesinin tetiklediği söylenir çoğunlukla. Bu kısmen doğru olmakla birlikte Şah 1963 yılında Amerikan ordusu subaylarına ilave bir takım bölgesel haklar verdi. Bunun ardından Şah'a aslında bir vatansever olmadığı yaftası yapıştırıldı. Hümeyni'nin kelimeleriyle bu durum Batı emperyalizmine teslim olmak anlamına geliyordu. Hümeyni'nin reformlara ve Şah'a olan eleştirileri sert ve tavizsizdi. Şah'ın tepkisi de öyle oldu. Hümeyni, protesto gösterileri nedeniyle üs olarak kullandığı kutsal şehir Kum'da tutuklandı. Bu haber kısa sürede bütün şehirlere yayıldı. Bu Hümeyni'nin popülaritesinin arttığının bir işaretiydi. Buna karşılık olarak Şah'ın güvenlik güçleri Hümeyni yandaşlarının üzerine gitmeye başladı. Bu durum ülke çapında daha fazla protestolara neden oldu. Hümeyni'nin tutuklanmasıyla birlikte hem yandaşları hem de sokaktaki halk tarafından fitili ateşlenen bir tepki oluşmaya başladı. Tırnak içerisinde söylüyorum, kutsal olarak görülen bu adamın tutuklanması halkın bam teline basmıştı. Dini statüsüne duyulan saygı nedeniyle hayatı bağışlanan Hümeyni sürgüne gönderildi. Şah, İran'daki din adamlarının da yardımlarını alarak modernizasyon programına tam yol devam etti. Ülke nihayetinde refaha kavuştu ancak aşırıya kaçan planlar kısa süre içinde İran toplumunu bölmeye başladı. Anlaşmazlık tohumları yeşermeye başlamıştı. Ayetullah Hümeyni'nin sürgünde olduğu dönem İran'da göreceli bir refah süreci yaşandı. Sanırım 1963 ve 1973 arasındaki 10 yıllık sürece iyi yönetim süreci olarak bakabiliriz. Ayrıca ekonomi gayet iyiydi. Sonra enflasyon düşük tutuldu. Refah yeni orta sınıfa kadar etki etti. Herkes için eğitim olanakları inanılmaz biçimde gelişti. Evet, gelir dağılımı halen eşit ve adil değildi. Şah, ekonomik refahı ülkenin tartışmasız lideri haline gelebileceği bir basamak olarak kullanmak istedi. O an için Ayetullah Hümeyni'yi devre dışı bırakmış olan Şah, bütün dikkatini İran'daki sol muhalefete yöneltti. Soğuk Savaş'ın zirvede olduğu ve Sovyetler Birliği'nin İran'ın en güçlü komşusu olduğu bir dönemde Şah, popüler olmaya başlayan komünizm ve sosyalizm dalgasını durdurmakta kararlıydı. Bütün ülkeyi dolaşıp bu tehdit konusunda uyardı. Ben ulusalcı hareketin, Musadık'ın hareketinin olduğu nesildenim. Demokrasi bağımsızlık hareketindenim. Şah'a karşı direnmeye çalışan bizlerdik. Bütün politik partileri ve hareketleri etkisiz hale getirmişlerdi. Savak, 50'li yılların sonlarında, 60'lı yılların başlarında yeniden organize olup ayağa kalkmaya çalışan yeni ulusalcı cepheyi yok edebilmek için elinden geleni yapmıştır. İran'ın iç güvenlik servisi olan Savak, Mossad ve CIA'nin yardımlarıyla 1957 yılında kurulmuştu. Toplu tutuklamalar, işkence ve idamlar kısa süre içinde korku ve rahatsızlık uyandırmaya başlamıştı. Savak'ın en başarılı hareketi kendini aslında olduğundan çok daha güçlü gösterebilmekti. İran'daki çalışmalarımız neticesinde vardığımız kanaat, her 4-5 kişiden birinin Savak adına çalıştığıydı. Ancak tüm bunlar abartı çıktı. Peki Savak acımasız mıydı? Evet, öyleydi. İşkence yaptı mı? Evet, yaptı. İnsan hakları gruplarının raporlarına göre, Şah'ın hükümdarlığı sırasında 1000 civarında politik muhalif idam edilmiş, 4500 kadarı tutuklanmıştır. Kaçırıldım. Beni bir arabaya soktular. Sonradan hapishane olduğunu öğrendiğim yere gözlerim bağlı şekilde götürdüler. Kırbaçlandım.
Sonra yine gözlerim bağlandı ve dağlık bölgeye götürüldüm. Beni orada bir yamaçtan aşağıya attılar. Savak'ın yöntemleri Şah'ın rejimine muhalefeti arttırdı. Her geçen gün daha fazla insan onun bir diktatör olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak Şah, başarılı bir şekilde gelişmeye devam eden ekonominin politik tahammülsüzlüğünü arka plana atacağını düşünüyordu. Petrol kuyularının daha fazla refah getireceğini umuyordu. Nihai amacı, o dönemin Japonya'sıyla boy ölçüşebilecek bir İran yaratmaktı. Gerçi söylemlerinde Japonya ve Avrupa arasındaki finans merkezi olmaktan, dünyanın lider ekonomisi haline gelmekten bahsediyordu. Bu hayalin peşinden koşabilmek için hiçbir masraftan kaçınılmıyordu. Şah, sadece 1974 yılında ülkenin altyapı hizmetlerini modernize edip ordusunu güçlendirmek için 16 milyar dolar harcamıştı. Şah, reform giderlerini karşılayabilmek için OPEC'te aktif bir rol üstlenmiş ve petrol fiyatlarının artırılması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu tutumu Washington'daki eski destekçileriyle arasını açmıştır. Nixon yönetiminde ona düşman olmaya başlayanlar olduğunu söylemiştim. Abarttığımı söyledi. Ancak Şah yılmadı. Hazine dolmaya devam ettikçe o da cesaretlenmeye devam etti. 1974 yılında petrolün fiyatına %14 zam yaparak Batı ülkelerinin ekonomisini çökerten Şah, bunun İran'ın menfaati için olduğu konusunda ısrarcıydı. Bu dönem Şah'ın gücünün zirvede olduğu yıllardı. 1974 yılında petrol imparatoruydu. Başarmıştı, manşetlerdeydi. İran yeniden büyük bir güç olmuştu. Elbette ilişkilerin doğası da değişecekti. İnsanlar Şah'a eskiden olduğu gibi hoşgörüyle yaklaşmayacaktı. Artık gelişmekte olan bir ülke değildi İran. Gelişmişti ve bunun anlamı büyüklerin oyunu oynanmaya başlanacaktı. Sanırım Şah bu gerçeğe hiç adapte olamadı. İran, ulus olarak fazla hızlı modernleşme süreci yaşamanın sıkıntılarını çekmeye başlamıştı. 1973-74 yıllarındaki petrol fiyatlarında gerçekleşen artış, normal olarak İran'ı bir gecede zengin etmiştir. Ancak Şah'ın tüm bu gelirin tamamını bir anda reform programına aktarıp harcamaya başlaması, ekonomi üzerinde inanılmaz bir etki yaratmıştır. Bir gecede dengeli bir ekonomiden yüksek enflasyona dönüşüm gerçekleşmiştir. Orta sınıf için konut fiyatları karşılanamayacak boyutlara ulaştı. Köyden şehre göçü karşılayabilmek için şantiye şehirler ve ağır işlerde çalışan bir alt tabaka oluştu. Refah dolu günler vaadini tutamamış olması, Şah'a olan kırgınlığı artırıyordu. Yeni ekonomik yıkımdan toplumun tüm kesimleri şikayetçiydi. Bizim mücadelemiz genelde Şah'ın bizzat kendisiyleydi. Sürekli iç işlerimize karışan Amerika ya da İngiltere ile bir ilgisi yoktu. Tüm sorun Şah ve Pehlevi ailesindeydi. Çünkü kraliyet ailesinin çıkarlarımızın yağmalanmasında büyük etkisi vardı. Özgürlüğümüzün kısıtlanmasında da etkileri vardı. Şah o güne kadar eleştirilmeye tahammül göstermemişti. İran 1975 yılında Şah'ın kudretli lideri olduğu tek partili döneme girdi. Bütün bunlara bir de ülke politikasına karşı artarak devam eden toleranssız yaklaşımını da eklemelisiniz. 1975 yılında tek partili sisteme geçti. 1976'da takvimi değiştirdi. Bütün bunları ortada hiçbir neden yokken yaptı. Tek amacı kendi politik çıkarlarını desteklemekti ve bu süreçte pek çok kişiyi gücendirdi. Bütün bunlar arka arkaya gelen kötü kararlardı. Buna rağmen Şah, komünist fikirlere karşı birleştiklerini düşündüğü din adamlarının desteğinin arkasında olduğunu düşünüyordu. Ancak ölümcül bir hesap hatası yaptığı ortaya çıkacaktı.
Amerika 80'li yıllarda Afganistan'da bir hata yapmış, Bin Laden gibilerin Sovyetler Birliği'ne karşı potansiyel birer müttefik olduklarını düşünmüştü. Şah aynı hatayı 60'lı ve 70'li yıllarda yaptı. Din adamlarını komünistlere karşı savaşmaları için güçlendirdi. Şah'a şiddetle karşı olan bir isim, bütün diğer muhaliflerden daha çok etkiliydi. Irak'ta sürgünde olmasına rağmen, Ayetullah Hümeyni'nin Şah ve yabancı müttefiklerine karşı yürüttüğü muhalefet, İran'ın her yerinde etkisini gösteriyordu. Söylemleri, kısa süre içinde devrime dönüşecek sokak gösterilerini tetiklemeye başlamıştı. İran'ın içindeki her tür muhalif ses acımasızca susturuluyordu. Hümeyni sürgündeydi ve orada Şah aleyhine konuşma özgürlüğü vardı. İran'da bulunan hiç kimse bunu yapmaya cesaret edemiyordu. İşte bu nedenle İran'daki muhalefetin sesi haline geldi. İnsanlar kısa süre içinde Şah'tan kopmaya başladı. ''70'li yılların ortasına gelindiğinde Şah'ın reform programı ülkenin petrol kaynaklarının karşılayabileceğinden daha fazlasını harcamaya başlamıştı. İran ekonomisi 1977 yılında çöktü. Yüksek işsizlik oranı ve artan enflasyon nedeniyle İran halkı yeni krizin getirdiği ağır faturayı ödemek zorunda kalmıştı. Ve krallarına karşı öfkelenmeye başladılar. Başarısız olmasının ana nedeni elde ettiği başarıdır aslında. İran halkının çehresini değiştirirken yeni bir orta sınıf yarattı. Çalışan sınıfın inanılmaz beklentiler içine girmesine neden oldu. Almanlara ve Japonlara denk bir hayat süreceklerini vaat etmişti. Yeni orta sınıf sürekli olarak daha fazlasını beklemeye başladı. Ama bunu sağlayamadı. Beklentilerin hiçbirini karşılayamadı. Çünkü beklentiler saçma olacak derecede aşırıydı. Sürgündeki Hümeyni, Şah'a olan iğneleyici eleştirilerine devam etti. Verdiği mesaj, çok sayıda din adamı tarafından İran camilerinden yayılmaya başlamıştı. İmamın mesajlarını, duyurularını ve konuşmalarını telefonla İran'a dinletiyorduk. İran'daki şehirlerde bağlantılarımız vardı. Onları gece arıyor ve imamın teybe kaydettiğimiz konuşmalarını dinletiyorduk. Onlar da bunu kaydedip, ertesi gün İran'ın genelindeki toplantılara, törenlere, üniversitelere ve camilere dağıtıyorlardı. Herkes onun söylediklerinden haberdar ediliyordu. Kaset devrimi olarak anılan süreç başlamıştı. Hümeyni, hükümeti ve Şah'ı yok sayan kasetler gönderiyordu. Bu devrimin başlangıcıydı. O dönemde İran'daki özel bir harekat olan İlerici Hareket'in sorumlusuydum. Ülkeyi dolaşarak insanları başlarına gelecekler konusunda dikkatli olmaları için uyarıyordu. Ancak insanlar dinlemiyordu. Yeni oluşan ortamda ses getiren mesajlar Hümeyni'ye aitti. Hümeyni'yi monarşinin tek alternatifi olarak gördüler. Şah'a muhalif olan çok sayıda din adamı vardı. Ancak onlar fedakarlık yapmaya razı olan grup olarak görünüyordu. Ancak Hümeyni hepsinin karşısına geçti ve hayır, monarşiyle yönetilen bir sisteme geri gitmek istemiyoruz. Biz yeni kurulacak bir cumhuriyet istiyoruz dedi. Tam açıklaması yapılmadan İslam Cumhuriyeti adı konmuştu bile. Dışarıdan yönlendirilen din adamlarının seslerinin yükselmeye başladığını fark eden Şah geri adım atmaya karar verir. Kişisel olarak kaleme aldığı bir makalede Hümeyni'ye ciddi eleştirilerde bulundu ve yazısını İran'ın en çok satan gazetesinde ilk sayfada bastırdı.
doğacak sonuçları çok yanlış hesaplamıştı. Bu yazıda Hümeyni'nin asla safkan bir İranlı olmadığından, aslen Hint kökenli olduğundan söz etmiş. Kendisinin bir İngiliz ajanı ve şehvet düşkünü bir insan olduğunu da iddia etmiştir. Detay vermemiştir ancak herkes aşağı yukarı bir fikre sahip olmuştur. Bu özellikle de Kum şehrindeki protestoların fitilini ateşleyen unsur olmuştur. Protestolar hızlı şekilde bütün İran'a yayıldı. Yıl boyunca sonu gelmeyen grev ve gösteri dalgaları yaşandı. Ne var ki göstericilerin monarşiye muhalif olmaları dışında hiçbir ortak yönleri bulunmamaktaydı. Benim gibi insanlar, hükümet çalışanları, hatta fabrika işçileri 6 ay süren ve İran'da yaşamı felce sokan grevler yaptık. Tek talebimiz sadece özgürlüktü. İranlı entelektüeller de demokrasi istiyorlardı. Bu insanların hiçbiri İslam devleti kurulması, şeriat düzeni gelmesi ya da İslam hükümeti istedikleri için grev yapmadı. Laik bir devlet istiyorlardı. Bu gergin atmosferde trajik bir olay fitili ateşledi. 1978 yılında Güneybatı İran'daki Abadan'da bulunan bir sinemada yangın çıktı. 400 kişi yanarak hayatını kaybetti. Uzunca bir süredir en bariz kazalar bile politik girişimlerle ilişkilendiriliyordu. Şah, halkla ilişkiler konusunda yürütülen savaşı öylesine kaybetmişti ki, bu yangının hükümet ajanları tarafından çıkartıldığına inanıldı. Bu asla kanıtlanamamıştı, ancak Şah'ın zirvedeki yerini kaybettiğinin belirgin bir göstergesiydi. Günümüzde bunu din adamlarının yaptırdığına dair belirgin kanıtlar var. Bunu hükümeti radikalize etmek için yaptırdılar. Ancak din adamlarını destekleyenler bu suçlamaları reddetti. Saçmalık. Burada kesin olan tek şey, Abadan'da bulunan Cinema Rex'te bir yangın çıktı ve kapılar kilitli olduğu için insanların dışarı çıkamadıklarıdır. Ancak sanıyorum İran'daki İslami cephenin bu olayı Şah'ın rejimini olgunlaşmamış olarak gösterebilmek için tezgahladığını iddia etmek çocukça. Gerçek ne olursa olsun, bu olay sokaklara binlerce protestocunun daha dökülmesine neden oldu. Giderek çaresiz kalan Şah, sıkı yönetimi ilan etti. Acemi askeri birlikler kısa süre sonra Kara Cuma olarak bilinen felakete neden olacaktı. Bu da Şah'ın gücünü iyice kaybetmesine yol açacaktı. Şahadah Meydanı günümüzde şehrin güneyinde bulunan sıradan bir yermiş gibi görünüyor ancak çok büyük bir tarihi önemi var. Çünkü 1978 yılının sonlarında Şah'a karşı olan protestolar tam bu noktada resmi olarak bir devrim hareketine dönüştü. Eylül ayında Tahran'da sıkı yönetim ilan edildiğinde protestocular ve askerler arasında çatışmalar çıktı. Çok sayıda insan öldürüldü. Bu noktadan sonra Şah adına her şey hızlı bir şekilde kötü gitmeye başladı. Bütün politik gruplar Hümeyni'nin adını telaffuz etmeye başlamışlardı bile. Devrimi destekleyen konuşmaları muhalif grupları harekete geçirmişti. Şah kendisine en çok eleştiren muhalifini susturmak için o dönemin Irak Başbakanı Saddam Hüseyin'den Hümeyni sürgün yeri olan kutsal şehir Necef'ten uzaklaştırmasını istedi. Ekim 1978'de Hümeyni ve ekibi Paris'in hemen dışındaki küçük bir kasaba olan Neuf-le-Château'ya sığındılar. Ancak Şah bu hareketin muhalifini susturacağını düşünerek kesinlikle yanılmıştı. Kendimizi aniden Paris'te bulduk ve burada hareketin ne olduğunu açıklayabilme fırsatını yakaladık. Sadece bu bile İran'da olan bitenleri etkiledi. ...1978 sonlarına gelindiğinde devrimin başladığı gözlerden kaçmıyordu. Bu son aşamada bile
dünyanın ilk İslami ayaklanmasına tanık olunacağı ihtimali değerlendirilmiyordu. Bir takım gruplar devrimin amacına ve şekline ciddi bir biçimde karşı çıktılar. Bunun en belirgin nedeni dini grupların, özellikle de İmam Hümeyni'nin bir hükümeti yönetecek kapasitede olmadığı varsayımıydı. Örneğin solcular devrim konseptinin kendilerine ait olduğunu, devrimin onların kanında olduğunu hissedip şöyle düşündüler. Bırakalım bu ihtiyar adam ortamı hazırlasın. Devrim olgunlaşınca ortaya çıkar ve aslen bize ait olan ülkeyi yönetme hakkımızı ister ve alırız. Diğer muhaliflerle birlikte hapse atılan din adamları bile tahtın arkasındaki gerçek gücün kendileri olduğunun farkında değillerdi. Hapisteki 6 ayımı sonradan İslami Cumhuriyet'in idarecileri olacak kişilerle geçirdim. Rafsanjani, Muntazari, Mehdevi, Kani, neredeyse Cumhuriyet'in bütün temel taşlarıyla. Aynı koğuştaydık. Her gün düzenli olarak onlarla yemek yedim, konuştum, hatta voleybol oynadım. Eğer bana ve onlara 1,5 yıl sonra İran'ı yönetecek kişiler olacaklarını iddia etseniz, hem ben hem de onlar acilen bir psikoloğa görünmeniz gerektiğini söylerdik. Ancak Şah bütün muhalifleri hapse atamıyordu. İran sokaklarında protestolar gün geçtikçe daha da şiddetleniyordu. Kısa süre önce kalabalık "Şah gitmeli" diye bağırıyordu. Ancak Tahran sokaklarında yankılanan sloganlar "Şah ölmeli" olarak değişmişti. Devrim Şah'ı perişan etmişti. Fotoğraflarının yakıldığını görüyordu. Eşinin fotoğrafları sokaklarda yakılıyordu. Nihayet kendine ve rejime karşı oluşan öfkeyi gördüğünde tamamen yıkılmış haldeydi. Toplumun hemen hemen her kesimi Şah'ın rejimine karşı birlik olmuştu. Kasım ayında herkesi görebileceğim, yüksek bir yerden izlediğim bir protesto gösterisini hatırlıyorum. Her sınıftan insan vardı. Yan sokaklardan diğer protestoculara katılmak için ana caddeye doğru akın eden kalabalığı görmek insanı şaşkınlığa düşürüyordu. Bu insanların Tahran'da yaşayıp çalışan kesimden oldukları belliydi. Kara çarşaflı kadınların gruplar halinde akın ettiklerini görebiliyordunuz. Ve son olarak batılılaşmış orta sınıftan da insanlar devrimin çok iyi olacağı düşüncesiyle diğerlerine katılıyorlardı. Sokaklar alev alev yanıyordu ve rejim paramparça olmuştu. Şah 16 Ocak 1979'da bir daha dönmemek üzere ülkeden kaçtı. 2500 yıldır süren İran monarşisi sona ermişti. Furuc-i Şah evvelin merheleyi firuziye milleti maş. و ما مشکلات زیاد در پیش داریم. 16 yıldır sürgünde olan Ayetullah Hümeyni'nin ülkeye dönmesi için artık her şey hazırdı. Şah'ın ülkeden kaçışından 2 hafta sonra Hümeyni ve adamları Tahran'a gelmek üzere Paris'ten yola çıktı. Uçağı kaçırıp bilinmeyen bir yere götürmelerinden ve bizi tutuklamalarından endişe ediyorduk. Çünkü Şah'ın gizli servisi SAVAK faaliyetlerine devam ediyordu. Ama genel olarak aklımızdan geçen şey birkaç saat sonra İran'a ayak basacağımızdı. İnsanların orada olmamıza vereceği tepkileri merak ediyordu. Ancak bütün bunlar boş endişelerdi. Hümeyni yandaşları için onun İran'a geleceği günü görmek uzun zamandır hayal ettikleri ve asla tanık olamayacaklarını düşündükleri bir şeydi. Uçak indiğinde onları karşılamak için uçağa çıkan ilk kişi bendim. İmam tek başına oturuyordu. Yüzünde korku yoktu. 1961'den 1979'a kadar sıkıntı çektim.
Hapse bile girmiştim. Adeta uçuyor gibiydim. Onca sıkıntının karşılığını almaktan dolayı çok mutluydum. Gazeteciler Ayetullah'a İran'a döndüğü için neler hissettiğini sordu. Hiçbir şey diye cevap verdiği bildirilmişti. Ancak Şah'ın rejimini protesto edenler için aynı şey söylenemezdi. Birdenbire fırsatlar sınırsız gibi görünmeye başladı. Bu devrimin en muhteşem yanı, yalnızca sokaklarda değil, aynı zamanda insanların zihinlerinde de yaşanıyor olmasıydı. Şah'ın rejiminin devrildiği Aralık 1978'den Aralık 1979'a kadar mutlak bir özgürlük söz konusuydu. Yabancı kitaplar çevrilip kiloyla satılmaya başlandı. İnsanlar aniden Marx'a ulaşmaya başladılar. Daha önceleri sansür nedeniyle okuyamadıkları yazarları okuyabildiler. Hümeyni ilk iş olarak demokrat bir aktivist olan Mehdi Bezirgan'ı geçici başbakan olarak atadı. Bu hamle Şah'a karşı birleşen pek çok farklı grupların düşüncelerinin yansıtılacağı umutlarını doğurmuştu. Ancak devrimin düşmanı olarak görülen eski muhafızların cezaları çabuk ve acımasızca kesildi. Pek çoğu hapse atılıp öldürüldü, diğerleri ise sürgüne gönderildi. Akşam üzeri 17.30'da kampüse girdiler. Biz de dışarı çıktık. Elinde makineli tüfek olan biri gelip tüfeği göğsüme dayadı ve kımıldama diyerek beni tutukladı. O an hayatımın sonu geldi diye düşündüm. Hayatımı kurtarmak için tek bir şansım vardı. O an başka tarafa bakıp birine bağırdığını gördüm ve kaçtım. Herkes rastgele ateş ediyordu. Biri beni itti ve "Bay Mecdi, artık dışarı çıkmalısınız" dedi. Ben de dışarıya, sokaktaki kaldırıma çıktım. Devrimci grup saldırıyordu. Ellerinde makineli tüfekler vardı. İçerideki insanlara ateş ediyorlardı. Bu nedenle beni fark etmediler. Hümeyni dönüşünden birkaç hafta sonra Ayetullah Halhali'yi İslam kanunlarını uygulayacak devrimci mahkemeyi kurmakla görevlendirdi. Halhali sallandıran yargıç olarak ün saldı. Onun yargıçlığını yaptığı davalar neticesi yüzlerce eski hükümet görevlisi ve savak ajanı idam edildi. Devrimin ilk haftalarında başlayan ve ilk aylarında devam eden, gece yarısı yapılan ve genellikle birkaç dakika süren şok duruşmalar düzenleniyor. Eski hükümet için çalışan bakanlar, subaylar ve gizli servis görevlileri yargılanıyor ve idam ediliyorlardı. Her sabah kalktığımızda gazetelerde bir gece önce öldürülenlerin üzerlerinde kurşun delikleri olan korkunç fotoğraflarını görüyorduk. Şah'la bağlantılı bütün çevrelerle hesap kesilmeye devam edilirken, kimileri devrimin yolundan saptığını düşünmeye başlamıştı. Devrime olan bakış açımın değiştiği gün, işte bu fotoğrafı çektiğim gündü. Buradakiler dört general. Biri Savak'ın lideri Nasiri. Burada da görmüş olduğunuz Rahimi, Tahran'dan sorumlu olan. Bu gördükleriniz de Khosrodat ve Naci. Bir gece önce idam edilmişlerdi. Gizli bir mahkemenin ardından idam cezasına çarptırılmışlardı. Biz, yani ulusalcılar, halka açık mahkemeler yapılmasını istiyorduk. Her şeyden önce kendilerinin savunma hakkı verilmesini istiyorduk. Ancak otoriteyi yeni devralmış olan din adamlarının çoğu bunların adil yargılamalar olduğunu söylüyordu. Bunu yapan sadece Halhali değildi. O uyuşturucuyla mücadele eden komitedeydi. Kanunları yazıp belirleyenler devrimci mahkemeler ve devrimci konseydi. Yargıçlar da bu yasaları uyguladılar. Sokaklarda insanların çocuklarına işkence edip onları öldürenleri ne yapsaydık? Hapse atıp üç öğün yemek mi verseydik? Bunun sonu nereye varırdı?
Kıdemli bir din adamı olan Ayetullah Muntazari, ikilinin arasında fikir ayrılığı oluşana dek Hümeyni'nin varisi olarak görülüyordu. Mahkemelerin verdiği kararların çoğunluğunun keyfi olduğunu iddia ediyor. Bütün iddialar asılsızdı. Doğru dürüst yargılama yapılmıyordu. Hepsi göstermelik duruşmalardı. Durumu protesto ettim ve imama bir mektup yazdım. Hapishanelerin kapıları kapatılmıştı. Herkesi idam ediyorlardı. Şah'ın bütün destekçileri ortadan kaldırıldıktan ve ordu kendini tarafsız olarak ilan ettikten sonra 1 Nisan 1979 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi. Batı'yı anımsatan, Batı'ya ait her şey yok edildi. Şah rejimi sonsuza kadar sona ermişti. Ancak Şah'ın devrim muhaliflerini provoke etme şansı sürüyordu. İran'dan kaçtıktan sonra birkaç ülkeye sığınmıştı. Ekim 1979'da kanser tedavisi için Amerika'ya gitmişti. Bu ziyaret ülkede büyük tepki aldı ve etkileri 30 yıl sonra bile hissedilen olaylar zincirinin fitilini ateşledi. O sabah yağmur yağıyordu. Bunu net olarak hatırlıyorum. Pencereden dışarı baktığımda onları gördüm. Çocuk diyemem ancak 17-18 yaşlarında üniversite öğrencileriydi. Göğüslerine Hümeyni'nin fotoğrafını asmışlardı. Bazılarının ellerinde sopalar vardı. Demir parmaklıkları tırmanıp bahçeye girmeye başladılar. Ve ilk fark ettiğim 25 metre ileride bulunan ofisime doğru yaklaştıkları oldu. İlk amacımız Şah'ı Amerika'dan geri getirmekti. Elbette bunun gerçekleşmesinin düşük ihtimal olduğunu biliyordum. Ama bütün protestolar böyledir zaten. 3-5 gün kadar sürer diye düşünmüştük. Ancak bu olay tam 444 gün sürecek bir rehine krizine dönüştü. Rehine krizi sona erdiğinde Jimmy Carter başkanlığı kaybetmişti. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması tamamlanmış ve iki eski dost ülke ebedi düşmana dönüşmüşlerdi.